İyi günler sevgili izleyicilerimiz. 31 Mart seçimlerine 62 gün gibi kısa bir süre kaldı. Bu vesileyle bugünkü programımıza Terzalan Beldesi Çakmakçayır Mahalle Muhtar Adayı Sayın Emel Altınalı misafir ediyoruz. Emel Hanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. 1985 Terzalan doğumluyum. 19 yıllık evliyim. 3 kız çocuğu annesiyim. Ve ev hanımıyım. Çok güzel. Bu muhtarlık fikri nasıl oluştu? Nereden çıktı? Muhtarlık fikri nasıl oluştu? Ya 5 yıl öncesi düşünüyordum ben bunu. Daha sonra olmadı. Babam DSP'den İl Genel Meclis üyesi çıkınca ertelemek zorunda kaldım. Doğru. İyi ki de ertelemişim, şimdi tam zamanı diyorum. Doğru. Pekala, seçildiğiniz takdirde neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler yapabilirsiniz mesela bir bayan olarak? Ne söylemek istersiniz? Yani ne yapmam gerekirse yaparım. Yani ben bu işi yapamam, ben bunu yapamam diye bir şey yok. Muhtarların görevi yok diyorlar ama var. Çok görev var bence. Evet, çok muhtarların görevi var, çok görevi var. Bence. Ki yani yapılması gereken, yapmam gereken her şeyi yapabilirim. Evet, çok güzel. Mevcut muhtar ile birlikte iki erkek rakibiniz bulunuyor. Evet. Sizce seçilme şansınız nedir? Kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Mesela gerçi sizin sülaleniz kalabalık, yani bir Kaçanlar sülalesi olsun, bir Saitler sülalesi çok kalabalık yani bildiğim kadarıyla. Evet. Kendinize ne kadar güveniyorsunuz? Kendime güveniyorum, halkıma güveniyorum, bayanlarıma güveniyorum, evet, mahalleme güveniyorum. Evet, tabii. Yani şimdi herkes kazanacağım diye çıkar. E mutlaka. Aha, yani kimse kaybetmeyi düşünmez. İnşallah güzel olacak. İnşallah. Evet. Muhtarlara artık gerek kalmadığı, kaldırılması gerektiği basında bazen gündeme geliyor, yer alıyor gündemde. Siz ne dersiniz? Muhtarlıklar devam etmeli mi? Kaldırılmalı mı? Kesinlikle. Olmalı mı? Ha, kesinlikle olmalı. Kesinlikle devam etmeli. Yani kaldırılmamalı. Çünkü niye? Yani biz bir elçiyiz. Yani şimdi mahallelerde, sokaklarda, bayanlar oturmalarında. Yani biz bunları gözlemleyebiliyoruz. Bir okulda herhangi bir eksikleri ne yapabiliriz? Daha da nasıl böyle beldemizi geliştirebiliriz? Güzelleştirebiliriz? Onun için yani bir muhtarın gözü değmesi, hatta bayan gözü değmesini isterim. Yani bir aracı gibi bir aracıyız, şey. Evet, aracıyız, evet aracıyız. Bence devam etmeli yani. Evet. Pekala, bayan azalarınız olacak mı? Bayan azalarım olacak. Şimdi görüştüklerim var. Dönüş bekliyorum. 3 tane erkek asil net azalarım var. Zaten seçilirsek eğer, nasip olur ise, bütün bayanlar arkamda diye düşünüyorum. Daha tam olarak net değil yani azalarınız. Ha, değil. Ha, net tamam. Değil. Pekala, seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Nasıl çalışıyorsunuz? Ev ev mi dolaşıyorsunuz? Yani kahveleri falan mı geziyorsunuz? Nasıl bir çalışmanız var? Ev ev dolaşıyorum, evet. Evet. Ev ev geziyorum. Her eve giriyorum. Girmeye de devam edeceğim. Daha 2 ay kadar zamanımız var Allah'ın izniyle. Yani girmediğim, çalmadığım kapı bırakmamayı istiyorum. Bir de şöyle diyeyim, yani kahvelerde daha inmedim. İnmedim. Ha, evet, daha kahvelere evet. İnmedim. Çan'daki esnaflarımızı ziyaret ettim. Hatta dün ziyaret ettim. Evet. Gayet güzel, olumlu. Köyüm esnaflarını daha ziyaret edemedim. Yavaş evet. Yavaş devam edeceğiz. Yani en güzel, en büyük avantajım da bu bayanlarımız gün yapıyorlar ya, işlerine evet. Çok rahat girebiliyorum. Şimdi evet. Bunları koşturuyorum genelde ve kalabalık olunca daha da güzel sorgulanıyorum. Tabii sizin için bir hakikaten çok güzel evet. Bir şey yani. Evet. Ortamlara girebiliyorum. Yani şekilde. Her kapıyı açabiliyorum. Yani yanımda eşim var yok, hiç şey değil yani. Evet. Geçerken evet. Ayşe teyzem nasılsın deyip kapısını çalabiliyorum yani. Her evet. Kapı açılıyor abi. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet. Pekala, seçim öncesinde seçimlerde bayan belediye başkanı adayımız vardı daha önce. Evet, Feride Hanım. Şimdi de siz bayan aday adaysınız, evet. Muhtar adayısınız. Sizce bu bayan olmaz avantaj mı, dezavantaj mı? Ne söylemek istersiniz? Bence avantaj, Terzalan Hanım için avantaj, bayanlarım için avantaj, gençlerim için avantaj. Yani herkes için avantaj. Çünkü niye? Bayanın girdiği her yer güzelleşiyor. Evet. Yani bir bayan gözü değmesi lazım. Bir bayan bir yere, yani girince her şey değişiyor abi. Her doğru. Şey çok daha güzel oluyor. Tabii tabii, doğru söylüyorsunuz. Pekala, aday olmaya karar verdiğinizde nasıl bir tepki verdi? Eşiniz, çocuklarınız nerede muhtar adayı olmaya karar verdiğinizde? Yoksa onlar mı sizi tetikledi? Neyse. Yok, hep beraber ortak bir karar. Yani bize ortak alınır kararlar. Babam, eşim, hep beraber oturduk. Yani 5 yıl öncesi düşünüyorduk ya. Ben onlara o zaman dedim ki daha erken demek ki dedim. Ama 5 yıl sonra dedim,
ben bu işe gireceğim dedim. Yani kesin aday olacağım dedim. Ya daha önce fikriniz vardı yani. Vardı orada. Evet. Hmm. Babam dedi ki yolun açık olsun. Eşim dedi ki sonuna kadar arkandayım. Hatta küçük kızım dedi ki anne gerçek mi? Yani inanamadı onlar biraz bir. yaptılar. Ama güzel bir koşuşturma. Hepsi yanımdalar. En büyük destekçim ailem. Tabii. En büyük destekçim ailem. Üç tane de kızınız var. Tabii. Üç tane kızım var. Ekip kalabalık maşallah. Kalabalık evet. Bildiğiniz üzere benim babam da bir dönem muhtarlık yaptı. Evet. İkinci dönem aday olacağı zaman şeker rahatsızlığı çıktı. Tabii adaylıktan vazgeçti. Evet. Ben de babamı da gördüm yani yaşadım iyi biliyorum. Mesela jandarma köye gelir önce muhtar bulur. Ondan sonra gece gelir, gündüz gelir, sabahın üçünde bir gelir, beşinde gelir. Yani bir zaman zarfı yok yani. 24 saat gelebiliyor. Hı-hı. Bir eve baskın mı yapılacak? Yani ne bileyim evden birisi mi alacak? Haciz işlemi mi olacak? Veyahut da mesela komşusuyla kavga eden, bıçaklama olayları, ölüm olayı, intihar olayları oluyor. Bunlara devamlı muhtar bulunması gerekiyor yani 7-24. Evet. Siz bunlarla nasıl başa çıkacaksınız? Yani hepsinin üstlerinden geleceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. İnanıyorum. Dediğim gibi yani şimdi bir bayan gelince zaten o kavga bitecek orada. Evet. İnanıyorum yani çünkü beni itemeyecekler. Ne olacak? Şimdi beni korumak için kavga bitecek orada zaten. Evet. Yani gece 7-24 deniyor ya hizmette. Evet. 7-24 hizmetteyiz. Yani hiç sıkıntı değil. Benim telefonum her daim açıktır. Bütün aramalara cevap veririm. Yani göremediğimi, bilmediğime, bakamadığıma da mutlaka dönüş yaparım. Evet, evet. Çok güzel. Muhtarların çok işi var bildiğiniz gibi. Evet. Çok. Evet. Bir de şeye mesela ne yapıyorlar? İşte hayır işleri yapılıyor değil mi? Bazılarında hayırlar oluyor, iftarlar oluyor. Pekala Emel Hanım, muhtar seçildiğiniz takdirde bayanlara yönelik bir çalışmanız olacak mı? Sizce bayanların eksikleri nelerdir? Beldemizde bir eksikler var mı sizin gözünüzde? Bayanların çok eksikleri var. Bayanlarımız bir araya gelip oturacak bir yerimiz bile yok. Kahve gibi. Kahve gibi. Evet. Mesela şimdi erkekler akşam diyorlar ki ben bir kahveye gideyim geleyim. Hmm. Ama biz bunu yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Evet, evet. Yani biz de ne yapıyoruz? Kendi çapımızda günler geceler diyoruz ya 5-10 kişilik. Aslında bizim de böyle oturabileceğimiz bir yer olsa inanın çok daha güzel olur. Yani o eşimiz gittiği zaman ben de bir gezeyim geleyim bakalım kim var bu akşam orada diyerekten. Tabii. Kesinlikle bayanlarla bir arada olacağız. Kesinlikle bunu istiyoruz. Bir çay bahçemiz var ama o da yazlık. Hayır yetmiyor. Yani, yetersiz. Yazdık. Hayır. Kışın olması lazım. Zaten yaz 3 ay düğünlerdir, odur budur, tatil kimse bir araya gelemiyor. Hmm. Kışın oluyor aslında etkinlikler falan. Onun için yani bayanlarla bir arada olabilmemiz için kapalı bir yer istiyoruz. Kesinlikle. Anladım, anladım. Var mı düşündüğünüz bir yer öyle mesela şurayı burayı yapabilir mi? Neresi derseler yani şimdi belediyeyle beraber hareket edileceği için yani biz sunacağız. Bize diyecekler ki şurasını sizin için yapabiliriz. Biz de değerlendireceğiz yani. Ama şey hoşuma gidiyor. Okulun orası var ya, eski ilkokul. Ha, evet, sağlık ocağının yanı. Orası çok hoşuma gidiyor. Yani orası bir değerlendirilebilir. Tabii, orada küçük bir bina vardı ya. Orası yeterli olabilir diye düşünüyorum. Yani eski ilkokul mu? Eski ilkokulun. Hmm. Orada bir böyle uzun bir bina var. Bir de kare bir binamız var ya orada. Evet, evet. Orası atıl vaziyette galiba. Evet, atıl vaziyette. Yani güzel olur, ışıklandırma olur. Orası resmen yani böyle terk edilmiş gibi şu anda. Hmm. Yani biz bayanlar da orasını canlandırabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Gençlerimiz sosyalleşmek istiyorlar. Şimdi genç kardeşlerim her akşam geliyorlar. Biz burada oturuyoruz, konuşuyoruz. Abla yanımızda mısın, arkamda mısın? Eğer olursa bizim için ne olur? Ne istiyorsanız oğlum, ne yapmamız gerekiyorsa. Evet. Ya biz bir spor kulübü kuruyoruz, parçalanıyoruz. Bunu devam ettirelim. Yanımızda ol, arkamızda ol, desteğini ver. Tamam, tamam. Gibi. Güzel, güzel düşünceler var. Benim de onlara güzel dönüşümlerim olacaktır. İnşallah, inşallah. Bu arada gazetemizde bir anket çalışmamız var. Oradan takip edelim Emel Hanım. Bu arada programımızın sonuna geldik. Son olarak ne söylemek istersiniz seçmenlerden? Ne mesaj vermek istersiniz? Var mı bir mesajınız? Ya seçmenlerime mesajım. 31 Mart seçimlerinde lütfen yanımda olun. Desteğinizi esirgemeyin. Güzel olacak, çalışacağım. Gece gündüz demeden, saat hiç önemli değil. Her daim yanınızda olacağım. Kesinlikle ayrım olmadan gencimizde genç olacağız. Yaşımızda yaşlı, orta yaşımızda. Herkese, herkesime hizmetimizi vereceğiz. Telefonum 7-24 açık olacak. 7-24, 7-24 açık. Yani yok aradım, ulaşamadım, bakmadı, dönmedi. Olmayacak. Yani o önemli yani telefonun açık olması, kesinlikle. Vatandaşın halkın içinde olması çok önemli. Ya zaten eşim benim şoför sürekli dışarılarda. Daha benim hiç telefonum kapanmamıştır. Evet. Yani biz birbirimize saate bakmadan ararız. Yani 3 olur, 4 olur, 5 olur ama ararız yani. Evet. Onun evet. için hiç kimse çekinmeden
Eğer ben de muhtarsam, oluyorsam, halkın beni seçtiyse hiç beni çekinmeden arayabilirler. Mutlaka dönüşüm olacaktır. Evet. Bir bayan olarak muhtarlık yarışına katılıyorsunuz. Bu medeni cesaretinizden dolayı sizi kutluyorum. Programımıza katılarak sorularımıza içtenlikle cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size seçim sürecinde başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Programımız burada sona erdi. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.